Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizleri çok ama çok özledim. Ve tabii ki de burada sizlerle buluşmak benim için büyük bir heyecan. Tabii ki de beni artık tanıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ben Deniz Nur ablanız. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar saat tam olarak 4'te Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Türk Çocuk programında burada sizlerle buluşuyor oluyorum derken arkadaşlar bir şey dikkatimi çekiyor. Bir ses duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz bu sesi? Böyle bir sanki böyle bir güçlü bir rüzgar sesi gibi bir şey değil mi? Bir fırtına sesi gibi sanki. Ben bunun sebebini biliyorum. Şimdi birazdan sizler de bu fırtına sesinin sebebini öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu fırtınanın sebebi bugünle ilgili. Bugün bir şey var. Bugün günlerden bir şey günü arkadaşlar. İşte bu fırtına sesinin sebebi de o. Birazdan onu göreceksiniz. Sonra ardından Ege'yi izleyeceksiniz. Ve daha sonra biz burada sizinle buluşacağız. İnsanların parmak ve dil izi gibi köpeklerin de burun izi farklıdır. Eğer bir köpek hırsızlık yaparsa burun izinden anlaşılabilir. Düşünsenize pastada burun aramak. Soğuk ortamlarda kabus görme olasılığı %34 artmaktadır. Kabus görmek istemiyorsanız mutlaka sıcak ortamlarda uyumayı deneyin. Yatak mangalları da olabilir. Kediler şeker tadı alamaz. Bu yüzden kediler bence çok şanssız. Düşünsenize bir kedi asla baklavanın tadını bilemeyecek. Güneş sisteminin en yüksek dağı Mars'tadır. Olympus Dağı tam 22 kilometre olup Everest Dağı'nın 3 katıdır. Daha yüksek dağları tırmanmak isteyen dağcılar hemen Mars'a bir bilet alabilirler. Bir insan beyni saniyede 11 milyon bilgi parçacığı elde edebilir. Fakat %65'ini önemsemez. Desiler, yani en geliş bilgisayarlardan daha fazla çalışır. Beyni bir oyun konsolu takıldığını düşünsenize ne oyunlar yaratabilirdi. Zaten çok şey bilmek iyi de değildir. Arkadaşlar bugün Filiz koparan fırtınasının başladığı gün. Evet, kulağa korkunç geliyor ama korkmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu muhtemelen 1 ile 3 gün arasında sürecek. Bu genelde her sene yaşadığımız bir şey. İsminin neden Filiz koparan fırtınası olduğunu bulamadım açıkçası. Siz de bence internetten bir bakın, hatta ulaştığınız bilgileri bize aktarın. Biz de öğrenelim sayesinde ama muhtemelen bu Filizleri koparacak kadar güçlü bir fırtına olduğu için, bu hani dedi ya Filiz verdi diye, onları koparacak kadar güçlü bir fırtına olduğu için ismi Filiz koparan fırtınası olabilir. Korkmayın, korkacak hiçbir şey yok. Bu bir doğa olayı ve biz doğanın bize sunduğu her şeyi kucaklıyoruz. Çünkü o aynı zamanda Tanrı'nın yarattığı şeyleri kapsayan bir şey doğa. Bu yüzden de arkadaşlar sadece bu önümüzdeki birkaç gün dikkatli olun. Zaten dışarı çıkmadığımız bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu fırtınalara karşı kendinizi en azından düşünce olarak hazırlayın. Korkacak hiçbir şey yok. Bu bir doğa olayı deyip bu olayı arkadaşlar kucaklayın. Hatta internetten araştırın. Bakın bu süreçte yeni neler öğreneceksiniz diyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar sırada ne var? Bununla ilgili bir video izleyeceğiz. Ardından siz bir de ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şöyle güzel bir kumdaki hikayeler izleyeceksiniz. Onun arkasından biz zaten burada buluşacağız.
Firavundan kaçan Musa, Midyan yöresinde yaşıyordu. Orada 7 kızıyla birlikte yaşayan bir kâin vardı. Kızlar bir gün babalarının sürüsüne su vermek için dışarı çıktılar. Aniden birkaç çoban gelip onları kovmak istedi. Musa oturmuş, uzaktan olanları izliyordu. Çobanların kızları rahatsız edip kovmaya çalıştığını gören Musa, kızları çobanların elinden kurtardı ve hayvanlarına su verdi. Daha sonra Musa, Midyan kâiniyle tanıştı ve sonrasında kâinin kızlarından biri olan Sipparra ile evlendi. Gershom adında bir oğulları oldu. Musa yeni ailesiyle birlikte bu yabancı topraklarda yaşamaya devam etti. Bir gün Musa, kayınbabasının koyunlarını otlatmak için yola çıktı ve sürüyü dağa götürdü. Rabbim meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor ama tükenmiyor. Bu olay Musa'yı çok şaşırttı. Ateşe doğru yaklaşmaya başladı. Bu müthiş olayı izlerken Tanrı'nın kendisine seslendiğini duydu. Rab Tanrı Musa'ya, "Fazla yaklaşma, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır," dedi. Tanrı, Musa ile konuşmaya devam ederek şöyle dedi. "Ey Musa, halkımın Mısır'da ne kadar eziyet çektiğini gördüm. Onları kölelikten kurtaracağım. Yeni ve çok güzel bir ülkede yaşamaları için onları Mısır'dan çıkaracağım. Seni Firavun'a göndereceğim ve ona bunları söyleyeceksin." Musa şöyle cevap verdi. "Ya Rab, senin bana göründüğüne inanmayacaklar ki." Tanrı, Musa'dan elindeki sopayı yere atmasını istedi. Musa sopayı atar atmaz, sopa aynı anda bir yılana dönüştü. Musa çok şaşırmıştı. Tanrı Musa'ya, "Ey Musa, bu yaptığını orada da yap. Tanrı'nın sana göründüğüne inanırlar. Şimdi Mısır'a gidecek ve Firavun ile görüşeceksin. Ben de seni güçlü kılmak için senin elinle mucizeler yapacağım ve senin önderliğinde halkımı Mısır'dan çıkaracağım," dedi. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Ne mutlu Rab'be güvenen insana. 40. Mezmur 4. Ayet. Arkadaşlar, şaşırtan bilgiler bölümüne hoş geldiniz. Bugün acaba hangi konuyla ya da konularla ilgili şaşıracağız? Birazdan sorumuzu göreceğiz. Ondan sonra Nora ablanız sorunuza cevap vermeye hazır bir şekilde burada bekliyor olacak. Hadi bakalım şaşırtan bilgiler bölümümüzü görelim. Ardından sorumuzu öğrenelim ve ondan sonra Nora ablanız size cevaplasın. Müzik
Sorumuz, güvercinler yürürken başları neden öne arkaya ileri geri doğru sallanır? Hiç fark etmiş miydiniz? Doğruyu söyleyin. Genelde güvercinleri biz yollarda görüyoruz, parklarda görüyoruz, böyle kalabalık halde genelde bir şeyler yiyor oluyorlar. Böyle halkın verdiği güvercin yemi diyoruz onlara. Onlarla besleniyor oluyorlar o sırada. Ama birazcık da ürkek oluyorlar biliyorsunuz ki zaten çok yakından görme şansımız olmuyor ama yine de onları izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Ve yürürken farkındaysanız böyle başları ileri geri böyle öne arkaya doğru sallanıyor arkadaşlar. Bunun nedeni acaba nedir diyorum sizlere ama öncelikle istiyorum ki siz şöyle bir hatırlayın. Güvercinler nasıl öne arkaya sallanıyordu, güvercinlerin başları, kafaları. Hadi bakalım onunla ilgili bir video izleyelim. Ondan sonra bu konuya artık açıklık getirelim. Bakalım hazırız artık bu konuyu incelemeye. Acaba neden güvercinler yürürken böyle öne arkaya kafalarını sallıyorlarmış? Dans ediyor olabilirler mi acaba? Muhtemelen öyle bir şey değildir. Güvercinler yürürken başlarını geri çekme refleksi gösterirler. Yoksa eğer bunu yapmazlarsa arkadaşlar her şeyi bulanık görüyorlarmış. Yani aslında kafalarını geriye çekmelerinin sebebi birazcık da olsa net görmelerini sağlamak. Güvercinler yürürken başları garip bir biçimde öne arkaya doğru sallanır. Çünkü ancak bu şekilde düzgün görebilirler. Kendisi ilerlerken başını geriye çekince güvercinlerden bir tanesi ya da güvercinler kafasını sabitleyip bulanıklaşmanın önüne geçiyor. Ve ancak o zaman çevresindeki nesneleri net görebiliyorlarmış. Yani aslında dans etmiyorlar. Ya da bunu eğlenceli görmek ya da komik olmak ya da daha böyle zevk almak için yapmıyorlar. Sadece ve sadece daha net görebilmek için bunu yapıyorlar. Tersine ilerlerken başını ileri itince geri çektiği ana kadar tekrar bulanık görüyormuş güvercinler arkadaşlar. Yani ne dedik? Başlarını geriye çektiklerinde etraflarındaki şeyleri, nesneleri, insanları daha net görebiliyorlar. Ama tersine ilerlerken başlarını ileri ittiklerinde tekrardan bulanık görüyorlar bir sonraki başlarını geriye çekecekleri ana kadar. İşte bu yüzden en azından sürekli bulanık görmektense başlarını arada bir geriye çekerek yarı zamanlı olarak net görüyorlarmış. Bu da onları sürekli bir şeylere çarpmaktan koruyor. Yani arkadaşlar başlarını böyle ileriye geriye sallayan, başlarını geriye çeken güvercinler gördüğünüz zaman anlayın ki aslında onlar sadece etraflarını daha iyi görmeye çalışıyorlar. Bugün de birlikte şaşırdıysak eğer artık birazcık zihnimizi dinlendirme zamanı. Haydi bakalım sevgili arkadaşlarımızın yanına gidelim. Bakalım Meyvezi bugün neler konuşacaklar. Naberci? Korktun mu? Ay affedersin Zeyd, affedersin. Ama o kadar dalmışsın ki geldiğimi de duymadın. Teknolojinin içine düşmüşsün. Bir yanda tablet, bir yanda telefon. Hiçbir şey umurumda değil gibi. Hiç de öyle değil. Bugün Pamus'un ilk yolculuğunun dönüşünü konuşacağız. Hatırlıyorum ya. Vay, harikasın sen. Oyunu bıraktım, sendeyim şimdi. Tamam. Şimdi geçen bölüm konuştuğumuz gibi Derbe şehri, Paulus ve Barnabas'ın birinci yolculuklarının son durağıydı. Daha sonra geldikleri yolu takip ederek Listra ve Konya'ya döndüler. Ardından Pisidya'dan geçerek Pamfilya'ya geldiler. Buraları hatırlıyorsun değil mi? Hani geçen bölümlerde anlatmıştım. Az biraz. Ya unutmuş olabilirsin arkadaşım. Önemli değil. Pisidya antik bir bölge. Günümüzde İsparta şehrimizin tümü ve birkaç ilimizi daha içine alan çok büyük bir alan. Isparta, Akdeniz bölgesindeki bir ilimiz. Antalya'nın kuzeyinde yer alıyor. Şöyle bir düşündüğümde, evet.
Pisidya'nın yerini daha iyi kavrayabiliyorum. Ya Ziya harikasın. Pamfilya da günümüzdeki Antalya şehrinin doğu taraflarında kalan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış yine antik bir bölge. Elçi Pavlus'un bu gezileri hatırlamakta fayda var. Çoğunlukla Türkiye topraklarında, Türkiye'de geçiyor. Ne kadar müthiş, öyle değil mi? Kesinlikle mi? Peki sonra ne oldu? Evet, devam edelim. Kameraman gisiydi. Şu, evet. Şimdi Pamfilya bölgesinin içinde yer alan antik Perge kentine döndüklerinde Tanrı sözünü yine anlattılar, tekrarladılar. Öğrencileriyle buluştular, ardından Antalya limanına gittiler. Gemiye bindiler ve Hatay'daki Antakya'ya doğru yola çıktılar. Neredeyse 2000 yıl önceki bir deniz yolculuğundan bahsediyoruz değil mi? Kesinlikle. Kafesi, marketi, internet kafesi, havuzu olmayan bir gemi. Hiçbir şeyleri yok o zaman. Ama imanları var. Ya ne güzel söyledin Ziya. İşte o imanla uzun bir deniz yolculuğundan sonra Antakya'ya vardılar. Kilise topluluğunu ve öğrencilerini bir araya topladılar. Yolculuklarında neler yaşadıklarını anlattılar. Burada uzun süre kaldılar. Sonra ne oldu? İkinci yolculuk mu? Ya dur, ona daha var. Başka bir şey oldu. Yeruşalem'den bir grup geldi ve Antakya'daki insanlara şöyle dedi. Eğer Musa'nın bildirdiği töreler uyarınca sünnet edilmezseniz kurtulamazsınız. Hayda! Ya bu durum üzerine Pavlus ve Barnabas onlara karşı uzun bir konuşma yaptı. Karşı taraf ne dedi? Şimdi Pavlus ve Barnabas gelen grupla birlikte Yeruşalem'e yola çıkmaya karar verdi. Yolculuklarının sonunda kalabalık bir rahip grubu onları bekliyordu. Elbette halk da oradaydı. Ancak bir grup onları sünnet etmek ve Musa'nın yasasını uygulamaları için kendilerine buyruk vermek gerekir dedi. Ve onları eski geleneklere uymaya zorladı. Ne olacak şimdi? Ya çok uzun tartışmalar oldu. Ardından kendi adamlarıyla Antakya'ya döndüler. Oradakilere Yeruşalem'de yaşananlar anlatıldı. Pavlus ve Barnabas ikinci yolculuklarına çıkana kadar artık burada kalacaklar. Vay be! Ne gezdiler değil mi? Evet, hepsi müjde için. Yaklaşık 3 yılda 1500 ila 2000 kilometre süren bir yolculuk bu. Ben de dünyayı gezdim ama hem lüks bir gemiyle, sıklıkla bir uçakla ve bir hızlı trenle. Hiç aynı şey değil. Bize çok güzel bilgiler getirmişti. Ama tabii ki hiç aynı şey değil sevgili dostum. Sonraki bölüm ne yapıyoruz? Sonraki bölüm ikinci yolculuğa çıkıyoruz. Bu bölümde sona geldiğimizi hissediyorum. O sebeple hemen doğru mu yanlış mı sorumu soruyorum. Sor bakalım. Grekçe kökenli bir kelime olan koreografi, dans hareketlerini bestelemeye dayalı bir sanattır. Doğru mu yanlış mı? Evet, dans ile ilgili ama kökeni Grekçe mi değil mi emin değilim. Hadi eminsin, öyle diyorum. Hadi. Tamam, doğru diyorum o zaman. Bravo, evet doğru. Koreografi terimi televizyonda ya da sohbetlerde sıkça duyduğumuz bir kelime haline geldi. Çeşitli etkinliklerdeki ekiplerin dans, müzik ve hareket düzenini tasarlayan kişilere koreograf, bu düzenlere de koreografi adı veriliyor. Her ne kadar birçok insan söylemeye çalışırken taklalar atsa bile. Çok güzel bilgilerci. O zaman ne yapıyoruz? Dans ederek mi bitiriyoruz? Neden olmasın? Hadi çocuk programı dansı. Hadi. Bop, 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 bop. Esin abladan öğrendiğimiz gibi. Evet. Hop yukarı eller. Dört figür. Hop yukarı ayaklar. Bop, bop, bop. Opa. Arkadaşım, bugün Tanrı'nın sözünde seninle birlikte kaldığımız bölümden devam edeceğiz. Biz en son Yunus'u öğreniyorduk, Yunus'u çalışıyorduk, anlamaya çalışıyorduk. Başından neler geçmişti? Kısacık bir özet geçiyorum. Tanrı ona dedi ki Ninova'ya git. Ninova'da benim sana söylediğim şeyi insanlara söyle. İnsanlar günah işliyorlar. Bunları yapmalarını istemiyorum ama onları bağışlamak istiyorum.
Yunus da bunu yapmak istemedi ve Tanrı'dan kaçmaya karar verdi. Düşündü ki Tanrı'dan uzak bir yere giderse, Ninova'nın tam tersi bir yere giderse Tanrı artık onu bulamayacak, onu kaybedecek zannetti. Ve böylelikle bir tekneye bindi ve Ninova'nın tam tersine doğru yol aldı. Ve tam o sırada büyük bir fırtına başladı ve Yunus işte o zaman durumu anladı. Dedi ki teknedeki insanlara, beni denize atın çünkü bu fırtınanın sebebi benim. Ben burada olduğum için Tanrı bu fırtınayı çıkarıyor ve beni denize atın dedi. Bir şekilde onları ikna etti ve onlar Yunus'u denize attılar. Ama korkmayın, Yunus boğulmadı arkadaşlar. Tanrı Yunus ondan kaçmasına rağmen yine de onun için, onu çok sevdiği için onun mahvolmasına, ölmesine, zarar görmesine izin vermedi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Aslında Yunus'u korumak için koskocaman bir balık Yunus'u hum diye yuttu. Ama ısırmadı, parçalamadı. Tam olarak 3 gün boyunca onu midesinde sakladı. Ve en sonunda tabii ki de Yunus artık bu durumdan kurtulmak istedi. Anladı ki Tanrı'dan kaçamayacak ve Tanrı'ya dua etti ve ondan özür diledi. Onu bağışlamasını istedi itaatsizliğinden dolayı. 3 günden sonra balık Yunus'u bir sahile sağ salim bir şekilde tükürdü. İşte şimdi kaldığımız bölüme geldik artık. 3 gün Yunus balığın karnında kaldıktan sonra artık balık onu bir şekilde ağzından çıkardı, yani tükürdü. O anda Yunus birisinin kendine seslendiğini duydu. Ninova'ya git dedi Tanrı. Çünkü Tanrı'nın planı hala bu şekildeydi. Yunus ne yaparsa yapsın Tanrı planını değiştirmemişti. Peki bu sefer ne oldu sence sevgili arkadaşım? Tabii ki bu kadar yaşanmışlığın üstüne Yunus tamam dedi. Ve hemen Ninova'ya gidip herkese Tanrı'nın harika mesajını verdi. Tanrı'dan çok uzağa kaçmış olsanız bile o sizi sevmekten vazgeçmiyor dedi Yunus. Ona doğru koşun. O zaman o sizi bağışlar. Ninova halkı Yunus'u dinledi ve Tanrı'yı sevmeye başladı. Tanrı'nın söylediklerini yapıp ondan kaçmamayı öğrendiler. Tıpkı Yunus gibi. Yıllar sonra Tanrı bir haberci daha gönderecekti. Ve o da aynı harika mesajı verecekti. Tıpkı Yunus gibi o da 3 gününü karanlıkta geçirecekti. Bunun kim olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Tabii ki de Mesih İsa. Ama bizler bu Yunus hikayesinden, yaşanmış bu gerçek hikayeden ne öğrenmeliyiz sevgili arkadaşım? Tanrı'dan kaçmamızın hiçbir yolu yok. Ve bizim için en faydalı şey, en güzel şey Tanrı'nın sözünü hemencecik dinlemek. Ona hemencecik itaat etmek. Çünkü bakın Yunus Tanrı'ya karşı geldi, ondan kaçmaya çalıştı. Ama elinde sonunda Tanrı'nın planını gerçekleştirmek durumunda kaldı. Çünkü Tanrı'nın planları zaten her zaman iyi planlardır. Bu yüzden ondan kaçmak yerine öncelikle onu yaparsak Tanrı'nın bizler için harika diyor, hazırladığı muhteşem plana daha çabuk kavuşmuş oluruz sevgili arkadaşım. Nora abanızdan bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.